Bir bakalım dört büyüklerin forvetlerine Zeki Usundurukan'la beraber bir göz atalım Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Trabzonspor'un forvet hatları sevgili seyirciler. Görüntüde Süper Lig'in golcüleri, dört büyüklerin golcülerini ekranlara getirdik. Galatasaray, Icardi, Osimen ve Batşuay'a sahip. Fenerbahçe'de Enesiri, en Edin Ceko ve Cenk Tosun var. Beşiktaş'ta tecrübeli Santrfor İmmobile'yi genç yıldızlar Semih ve Mustafa takip edecek. <laughs> Trabzonspor'da ise Banza, Draguş ve Enis Destan'dan oluşan bir center for rotasyonu söz konusu. Evet. Zeki Uzundurkan şu tabloya baktığımızda hakikaten Süper Lig'in genelini de düşündüğümüzde, <laughs> savunma hatlarını düşündüğümüzde Dört takım takımda kolay kolay sanki durdurulamaz gibi görünüyor. Santrifor pozisyonları için söylüyorum. Evet. Tabii Şenol Hoca'nın Trabzonspor'a neler katacağı, bordo Doğru. mavilerin yarıştaki yeri alakalı da belirleyici olacak. E, nasıl görüyorsunuz Santrifor'ları? Yani Trabzon'a en son işte e, hem kanat sağ kanat oynayabilen hem de santrfor oynayabilen Lyon'un e, genç golcüsü Gif Orban. Onu da kiralayacak Trabzonspor çok büyük bir ihtimalle. Oraya bir isim daha katmış olacaklar. Yani Galatasaray'ın santrofor hattı şu anda Avrupa'da e, gıpta ile bakılabilecek bir santrofor hattı. Gerçekten e, rüya gibi. Yani Icardi tamam şu anda sakat ama Icardi dönecek sonuçta. Evet. E, Osmani, yani şu anda e, en pahalı 4 golcü yani 5 golcüyü saydığımızda 4. sıraya e, Victor Osimhen'i koyarız ki öyle zaten bon servisi piyasa değeri 100 milyon euronun üzerinde olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Kroveskelia ile birlikte bundan e, yanılmıyorsam 3. sezon, 3 sezon önce Napoli'yi şampiyon yaptılar. Öyle muhteşem bir oyuncu. Icardi öyle geldiğinden beri Türkiye'de fark yaratan bir oyuncu. Batshuayi e, nöbetçi gol her zaman her girdiğinde skor değiştirebilen, skor üretebilen çok tecrübeli bir oyuncu o da. Yani, yani baktığımızda birinci sıraya Galatasaray'ın Galatasaray'a en hattını koyuyorum. Üç değerli. İkisi Avrupa'nın her takımında oynayabilecek, hemen hemen her takımında oynayabilecek santrfor. İki santrifor. Icardi ve Osimhen'i sayabilirim. Fenerbahçe'ye gelirsek el neresi? Ceko. Ceko orada hani 38 yaşında olabilir ama hala 26 yaşında, 25 yaşında bir santrfor performansı ortaya koyabiliyor. Cenk Tosun evet ilerlemiş yaşı var ama o da çok tecrübeli bir golcü. İkinci sıraya burada Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe'nin santrofor hattını koyuyorum. Hı hı. Ee, diğer taraftan da Beşiktaş'ta Ciro Immobile tamam ee, çok değerli. Serie A'da dört kez gol kralı olmuş. Ama bence e, bir golcüsü daha var. Gizli golcüsü Rafa Silva. Yani oradaki işte Semi Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'ndan daha fazla gol atacak. Öyle görünüyor. Yani ben bu sezon Rafa Silva, ee, sürekli oynadığı, oynadığını düşünürsek sezonu oynayarak tamamlarsa e, gol ve asist olarak 30'a yani şöyle söyleyeyim 15 gol e, 15'e yakın asist de yapar. O belki daha da geçebilir e, bu rakamları. O yüzden oraya hani Rafa Silva'yı da bir santrifor gibi 10 numara ama bir santrifor kadar performans gösterebilen bir oyuncu şey oyuncudan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın da e, santrıfor attı. Hücum attı. Çok tehlikeli ve durdurulması zor bir e, e, santrıfor attı. Özellikle Rafa Sivay'ı durduramazsın. Ciro e, Immobile çok gezgin, hareketli bir e, santrıfor. E, ne zaman ne yapacağını bilemezsin. Sihirli dokunuşları var. E, rakibi rakip savunmayı allak bullak eden oyun zekası var. E, çok da iyi başladığı için çok da o da gol atacaktır. 20'li gollere ulaşacaktır. Belki daha fazla. Trabzonspor'a gelirsek az önce çok güzel söyledin. Yeni bir dönem başlıyor. Beyaz bir sayfa. Abdullah Avcı'ya 12 transfer yapıldı. Şimdi 14. transfere doğru artık hani Şenol Güneş transferleri yapılacak. Şenol Güneş bu hamurdan nasıl bir ekmek yapacak? Evet var ama hani daha çok Abdullah Avcı'nın sistemine uygun, duran, işte yana geriye kontrollü oyunu seven e, oyuncular. Oysa Şenol Güneş'in felsefesinde dik oyun işte e, hücum, çılgınca hücum yapabilen bazen bakarsın Şenol Güneş'e ön taraf orta sahadan itibaren hep hücumculardan oluşur. E, o yüzden Şenol Güneş ne vereceği önemli burada. Hani Draguş, evet bir forvet oyuncusu. Kanat forvet daha çok. E, bir santrifor olarak diyemem. Enis Destan'ın çok eksiği var. Yani Şenol Güneş şu anda Enis Destan'ı oynatır mı? E, onu bilemem. Alternatif olarak takım içerisinde bulunmak için. Yani bir sonuçta Braga'nın golcüsü Simon Banza Önemli bir oyuncu. Geçen yılda çok katkı vermiş. Portekiz Ligi'nin önemli e, golcülerinden biri. E, 20'ye yakın yanılmıyorsam 21 gol mü atmıştı. O rakamlara ulaşmış bir golcüden bahsediyoruz. Orada da tabi hocayla sıkıntı yaşadığı için bir fırsat transferi yaptı Trabzonspor. E, diğer taraftan işte e, Gif Orban, Lyon'dan bir kanat forveti olarak. Çünkü Şenol Güneş gelir gelmez bir kanat forveti. Bir de işte 8.5 numara oynayabilecek bu. liginde 2 sezonda toplam 88 maçta 46 gol 10 asist. İyi, iyi yani evet. geçen yılda 20'li rakamlara ulaşmış. O da bir fırsat transferi ama bu oyuncular hani kiralık gelen oyuncular nasıl bir performans gösterir? Ben mesela Osimen o Napoli'deki o şampiyonluk sezonundaki performansını gösterirse ligin tozunu atar ama bir partner olması lazım. Bu oyuncular birlikte oynayan bir tane... Bu sezonda bariz bir partneri vardı. vardı. Kıyıca çalışıyor. Onu senin zaten. sayende <laughs> ya yani söylemesi çok zordu ama sonuçta başardık. Ee, önemli bir o gitti ama o e, Osimhen'i tuttular orada. Biliyorsun en son Paris Saint Germain almaya kalktı alamadı. Bir ara City ikisini de alayım dedi. Olamadı. O da, evet, kaldı, o da kaldı bu Evet, Galatasaray kaldı değil mi? O da kaldı, o da doğru. Kaldı. E ama, ama ikisi bir paket olarak evet. Paris Saint Germain'e gidecekti, gidecekti, görünen oydu 200 milyon euro Aynen. karşılığında. Yaz başından bu işi bitirmesi bekleniyordu Paris Saint Germain'in Mbappe'yi Real evet. Madrid'e kaptırdıktan sonra ama yapamadı. Doğru, olmadı. Tabii o Napoli şampiyon olduktan sonra, tabii kadroda değişimler oldu vesaire, tekrar aynı performansı gösteremediler ama bir partner olması lazım. Galatasaray'da o e, ikili kim olur? Ben Kerem Aktürkoğlu'nun o yüzden e, satılmasına üzüldüm. Evet, evet 12 milyon euroya e, kulübe gelir getirdi. İyi bir takıma gitti bana göre. Direkt çok iyi oynayabileceği bir takıma gitti. Yani Portekizli Benfica tam da Kerem Aktürkoğlu'na uygun bir takım. E, orada da çok başarılı olacağını düşünüyorum. Şimdi Osimhen kiminle oynayacak? İşte ee, çift e, forvetli sisteme mi Okan Hoca geçecek? Orada tabii ki Okan Hoca şu anda e, çok heyecanlı. Dünyanın sayılı golcülerinden birine sahip. Ama diğer taraftan Icardi var. Icardi iyileştirdikten sonra Icardi varsa Icardi oynar. O Bence Süleyman dünyanın varsa... sayılı golcülerinden ikisine sahip. Evet ikisine sahip. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi öyle deyince tabii sosyal medyada <laughs> üzerimize gelecekler. Kardeşim ne demek bu falan. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> tüm e, yani bir yayınlarda bahsediyoruz. Bu arada iki tane ya da 3 tane çok iyi santrforunuzun olması tüm maçları kazanacağınız Tabii. anlamına gelmiyor. Onu Aynen katılıyorum mesela. gerekiyor ama dünyadaki bütün takımları incelediğimizde bu kadar derin üçlü santrfor rotasyonu olan çok az takım. Onu dedim yani. Çok az. E, gıpta ile bakılacak. İmrenilecek gıpta ile bakılacak. Ama bu Galatasaray'ın anda... ligi şampiyon bitirici anlamına anlamına Tabii mesela gelmiyor. şu anda sol kanat oyuncusu yok. Evet. İki oyuncusu Kerem gitti, Zaha gitti derken bir anda sol kanatta kim oynayacak? Ee, orada fal açılıyor. Evet. E, tabii daha 13 e, Eylül'e kadar transferde süre var. Evet Avrupa'da oynatamaz ama e, diğer taraftan oraya bir hamle yapabilir Galatasaray. Ama e, sonuçta e, Osimen e, o aidiyet duygusunu bence hissetti. Böyle de bir sihir var Galatasaray'ın. Yani gelir gelmez her takımda olmaz. Sadece karşılaş, karşılamayla işi bitirirler bu tür oyun. Galatasaray'ın o ruhunu yakaladığını fark ettim. Ben ki bugün maçta posterini verdik çünkü oyuncu. Gerçekten giydiği formada, forma, bakış açısı, heyecanı, o gözlerinin ışıl ışıl parlaması çok farklı. O yüzden ben Galatasaray'da Osümen'in çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ee, hayırlı olsun. Yani ligimiz için çok önemli. Bence Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor yayıncı kuruluşa gitsin. Bu kadar değerli oyuncular aldık. Şu yayın gelirlerini biraz artırın. Ligin marka değerine katkı verdik. Yani biz harcama yaptık, kalitelilik olsun diye siz de biraz fedakarlık yapın demeleri lazım.